Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri, bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Her zaman olduğu gibi herkesi ekranları başına davet ediyoruz. Evet, 7'den 77'ye herkes ekran başına diyoruz ve bugüne kadar yanlış bilinenler lütfen artık düzeltilsin. Doğru bilgilerle birlikte biz de sağlıklı bir şekilde hayatımıza devam edelim diyoruz. İşte bunun için konunun uzmanı, beslenme ve diyet uzmanı Hande Nur Çırak bizimle birlikte olacak. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş buldum. Bizler ve izleyicilerimiz öncelikle Sayın Hande Nur Çırak kimdir? Kendi dilinden tanımak, tanışmak Tabii, isteriz. Tabii, hemen tanıtayım. Buyurun. Ben diyetisyen Hande Nur Çırak. 2015 İstanbul Medipol Üniversitesi mezunuyum. Yaklaşık 2,5 senedir bu işi yapıyorum. Daha öncesinde tabii bir hastane, bir klinik, bir spor merkezi geçmişim var ama şu anda kendi ofisimde hizmet veriyorum. Bu şekilde. Evet. Peki, bir diyetisyen danışanına nasıl yaklaşır ya da nasıl yaklaşmalıdır? Evet, aslında bu en temel sorulardan bir tanesi. Bu herkesin sistemi farklıdır tabii ki. Her diyetisyen farklı yaklaşabilir, her doktorun farklı yaklaştığı gibi. Ama bizim sistemimiz, iletişim bir kere bizde çok güçlü olmalı. Biz bunu çok önemsiyoruz ve detaylı bir şekilde hayat öyküsü alıyoruz. Ve bu hayat öyküsüne göre gerçekten kişisel bir beslenme planı çıkarıyoruz. Bizim için önemli olan aslında evet sağlıklı bir beslenme programı ama bunun yanında kişiye özel ve kişiye uygun olmasını çok önemsiyoruz. Ve bu şekilde yapıyoruz. Yaklaşımımız da açıkçası hem rahat hem bir tık böyle işte hani çekinmeli. Çünkü diyetisyenle danışan arasında da şöyle bir mesafe olmalı. Yani biz zamanı geldiği zaman kızabiliyoruz veya işte gerçekten programa uyulmadığı zaman bir tık yükselebiliyoruz. O aradaki şeyi kaçırmamak lazım, sistemi kaçırmamak lazım. Bunu evet. Uygulamaya çalışıyoruz evet. Bu şekilde. Evet, gerçekten de bu çok çok önemli. Birazcık çekinmemiz gerekiyor. Birazcık, buna ben de çok değil ama biraz. Buna gerekiyor. Ben de katılıyorum. Evet. Çünkü diyet yaparken zaman zaman şımardığımız anlar oluyor. Hadi kendimize izin verelim. Hadi şunu yapalım. Evet. Hadi bunu yapalım. Sonra gidiyoruz. Tartının üstüne çıkıyoruz. Sema Hanım. Evet. Ne oldu? Kesinlikle. Aynen öyle oluyor. Biz zaten aslında ben kendimde de bunu gözlemliyorum. Bir yerden sonra arkadaş oluyoruz aslında danışanlarımızla. Ama bunu hep bir korumaya çalışıyoruz. Çok samimi oluyoruz. Çok gerçekten hani artık seans dışında görüştüğüm danışanlarım da oluyor. Ama bu mesafeyi sürekli bir koruma mecburiyetindeyiz. Evet, kesinlikle öyle. Evet. Ve gerçekten söylediğiniz gibi çok şeffaf davranıyorsunuz ve çok seviyeli bir samimiyet kuruyorsunuz. Ben zaman zaman marketten diyetisyenime sağ olsun çok teşekkür ediyorum. Hı hı. Kilo verdiğim dönemlerde kendisine telefon açıp ne olur artık şunu yemek istiyorum yiyebilir miyim dediğimde tamam. Ölçü şu kadar olmalı. Evet. Hadi nefsini körelt. Bu özgürlük şu kadar çok yiyebilirsin. Kesinlikle çok önemli. Ve çok güzel bir şey. Sürekli cevaplardı. Evet. Asla hiçbir zaman cevapsız bırakmazdı. Harika. Ve hepinizin öyle olduğundan da eminim. Hı-hı. Evet. Ve bunun dışında çok önemli bir konu daha var bizler için. Hepimiz buna çok dikkat etmeliyiz. Diyetisyene gitmek neden önemlidir? Ve diyetisyensiz kilo vermenin riskleri evet. Nelerdir? Şu anda özellikle son günlerde zaten bu bayağı patladı. Sosyal medyada veya normal televizyonda falan izlemiş olabilirsiniz. İnsanların başına olmadık şeyler gelebiliyor. Yani hem sağlıklarından oluyorlar. Hem de üstüne gerçekten kilo verememiş, metabolizmaları bozulmuş şekilde oradan ayrılabiliyorlar. Bize tekrar bu sefer doğru yolu bulup bizimle tanıştıkları zaman veya bize geldikleri zaman iş işten bazen geçmiş oluyor. Niye? Çünkü metabolizma hızları çok değişmiş oluyor. Çok farklı sistemlerde çok düşük kalorilere maruz bırakılmış olabiliyorlar. Ve sonrasında toparlamak belki 3 ayda kurtulabilecekken 5 ayda. Kurtulabilir düzeye gelebiliyor. Maalesef toparlamak zor oluyor. Çok zor oluyor, süre uzuyor. Evet, bu psikolojik olarak da kişinin maalesef yıpranmasına sebep oluyor. Çok. Çünkü tek başına diyet yaptığı zaman veya yanlış biriyle diyet yapıldığı zaman maalesef işte ben yapıyorum ama sonuca ulaşamıyorum.
Zaten ben çok denedim ama yapamadım gibi şeylerle karşılaşıyoruz. Bu tamamen psikoloji üzerinde çok maalesef olumsuz etki bırakıyor. Evet, bu konuya tekrar geri döneceğiz. Bunun da çünkü sebepleri var. Evet, tabii. Tabanda oluşan sebepler var. Neden işte bir diyetisyene gitmiyoruz ya da bir diyetisyene çok biliyormuşuz gibi gitmemeyi tercih ediyoruz. Sebepleri var. Birazdan Konuşalım. Konuşacağız, onları da konuşacağız. Peki, siz kendinizi geliştirmek için neler yapıyorsunuz bu konuya Ben dair? neler yapıyorum? Şöyle, bizim aslında hem sektörümüz aslında hem de tıp bilimi gelişmeye çok açık bir dal. Ve her an yeni şeyler açıklanabiliyor. Doğru bilinenler maalesef yanlış olabiliyor. Bir müddet sonra üstünden çok uzun yıllar geçmiş olmasına gerek yok aslında. Bir iki sene sonra bile bildiğimiz, şu an bildiğimiz doğrular yanlış olabiliyor. Biz kendimizi güncel tutmaya çalışıyoruz. Ve bu güncellemeyi de aslında biz bilimsel kaynaklardan, literatür diyoruz, biz makale diyoruz, buralardan yapıyoruz. Çünkü herkesin yaptığı gibi Google'a yazıp kendimizi güncellemeye kalkarsak maalesef doğru bilgiyi veremeyiz. Biz yabancı kaynaklardan çevirilerimizi yaparak veya bilimsel dergilerde yayınlanan, artık kanıtlanmış deneyleri yapılmış olan şeyleri güncelliyoruz ve bilgi dağarcığımızı alıyoruz. Evet. Şekilde geliştiriyoruz. Evet, gerçekten de bu çok çok gerekli. İşte biraz sonra geleceğimiz konu da biraz bununla alakalı. O Google var ya, Google oradaki o Maalesef, bilgiler. Ah, doğru mudur, neler yanlış var mıdır, kirli bilgi midir? Her şey var. Tabii biz de hemen sonra konuşacağız Tamam, bunları. Gelelim. Çok dertliyim bu konuda ben. Çok dertliyim. Konuşalım. Evet, spor kulüplerimiz artık günümüzde hemen hemen hepimizin yaş ve cinsiyet ayırmaksızın tercih etmiş olduğumuz çok da önemli noktalar, merkezler haline gelmeye Evet, başladı. Ve çok da sağlıklı işliyor artık. Evet, eskisi gibi değil mi kesinlikle. Spor kulüplerimiz, Evet. merkezlerimiz? Daha bilinçli. Daha Evet. bilinçli. İşte bu noktada artık spor merkezlerimizde, spor kulüplerimizde bir diyetisyen de bulunduruluyor. Evet. Nedir? Oradaki görevi nedir? Diyelim, daha evet, doğrusu. Çalışıyorlar. Şöyle, aslında sporda beslenme dediğimiz zaman bu ikiye ayrılıyor. Hem profesyonel anlamda spor yapanlar, yani futbolcular, basketbolcular veya işte gerçekten bir spor dalıyla uzman olarak ilgilenenler. Profesyonel sporcular aynen. için. Bir de fitnessla ilgilenen, tamamen bedensel değişim yaşamak için veya tamamen daha sağlıklı, daha zinde olmak için fitness merkezlerine, işte spor merkezlerine giden insanlar, bunların beslenmeleri, bunların ihtiyaçları tamamen birbirinden farklı ve gerçekten diyetisyenle çalışılması gerekiyor. Diyetisyenle çalışılmazsa ne gibi sorunlar oluyor? Hemen anlatayım. Örneğin bir spor merkezine yazıyorsunuz. Diyorsunuz ki işte ben kas yapacağım. Ben işte kaslarımı kuvvetlendirmek istiyorum. Evet, kaslarınızı kuvvetlendirmek istiyorsunuz ama doğru bir diyet yapmazsanız siz o hedefe 2 ayda ulaşacaksınız. Doğru bir diyet olmadan 5-6 ayınızı bu alabilir. Ve gerçekten kan seviyelerinizi bu değiştirebilir. Kan değerleri bizim için çok önemli. Diyet yazarken biz hep bunu kontrol ediyoruz. Ve yanlış bir diyetle spor da buna eklenince maalesef o kan yağı, kolesterol diyoruz biz ona, kolesterol seviyelerinde olumsuzluklar yaşanabilir. Bu da tamamen işte o hep spor yapıyorum, o yüzden protein ağırlıklı beslenmeliyimden yola çıkıyor. Protein ağırlıklı maalesef yanlış kaynaklı beslenirsek eğer kan değerleri çok olumsuz şekilde değişiyor. Evet. E tabii bir de spor yaparken gerçekten sporcuların kullanması gereken besin takviyeleri var. Evet. Ama bizler şu dönem çok moda oldu. Bunu da bilinçsiz bir şekilde, bu gıda takviyelerini de aynı profesyonel sporcular gibi hiçbir şekilde bir kontrol ya da bir tetkik yaptırmadan birçoğumuz kullanmaya başladık. Evet. Bu konudaki düşüncelerinizi de alabilir miyim? Şimdi şöyle bir durum var. Ben açıkçası Türkiye Futbol İşitme Engeller Milli Takımı'nda diyetisyeniyim. Onlar profesyonel futbolcular. Ben onlara dahil çok ekstra dışarıdan yapay bir besin desteği veya herhangi bir kimyasal, herhangi bir teknolojik gıda, protein tozu gibi böyle bir şey vermiyorum. Ben onlara vermiyorsam normal bir bireyinde buna ihtiyacı yok demektir. Ne olur kullanırsa, çünkü kullanan çok fazla kişi var. Ben de tezimi bunun üstüne yazıyorum şu anda.
Ne olur? Maalesef böbreklere ekstra yük olur, karaciğere ekstra yük olur ve bu ısrarla devam ettirilirse eğer böbrek yetmezliği, maalesef karaciğer yetmezliği, karaciğer yağlanmasına kadar gidebilir. Artık öyle bir durum olduktan sonra iş çok komplike olur. Normal, düz, sade bir diyetle de kurtulamazsınız maalesef. Geri dönüşü olmayan... Geri dönüşü çok zor. Ya yani ilaç kullanmak zorunda kalırsınız, uzun süreli tedavi almak zorunda kalırsınız. Böbrek yetmezliği diyorum, bu çok... Çok önemli durum. Canım. Bir böbrek taşı rahatsızlığı geçiriyoruz yüzden, da neler evet, yaşıyoruz. Böbrek yetmezliği artık aman diyoruz, protein Allah korusun. Protein tozlarında kesinlikle böyle riskler var. Ve biz bunun araştırmasını bilimsel anlamda da şu an kendi üniversitemde yapıyorum zaten. Kesinlikle asla küçümsenmemesi gereken bir durum. O zaman hazır yeri gelmişken, konu açılmışken yine size danışmak istiyoruz. Tabi istemediğiniz takdirde cevap da vermeyebilirsiniz. İsim vermek istemiyorum. Ama bir takım yine kilo vermeye yardımcı olacak olan, bana göre gıda takviyesi olmayan, başka bir sınıfta bulunan ürünler de var. Bunları gerek vücuda enjekte ederek kullanıyorlar, gerek draje şeklinde kullanıyorlar. Yüzünüz evet. Çok değişti. Evet. Hiç hoşlanmıyorsunuz anladım. Çok doluyum anladım. Ben de bu konuda. O zaman dinliyoruz sizi. Anlatıyorum hemen. Şöyle bir durum var. Bir kere bunun duyurusunu yapalım. Herkes de bunu bilsin. Eczanede satılması yasak olan, eczanelere giremeyen ürünleri dışarıdan herhangi bir kişi, herhangi bir satıcı gelip size bunu pazarlamaya çalışıyorsa kapılarınızı kapatın. Böyle bir şeye ne onları dinlemek için davet edin, konuşun. Çünkü eğer gelirlerse gerçekten ikna kabiliyetleri yüksek çok olduğu yüksek. İçin çok bu işi bilen insanları bile maalesef kandırabiliyorlar. Sağlık Bakanlığı buna izin vermiş mi? Birinci sorunuz bu. İkinci sorunuz niye eczanelerde satılmıyor? Bunlara cevap versinler. Bize gelsinler, bize anlatsınlar. Evet. O yüzden biz önermiyoruz hiçbir şekilde. Eczacınıza danışabilirsiniz, bize danışabilirsiniz, doktorunuza danışabilirsiniz ama bunu örneğin şu an diyelim ki uyduralım işte işletme mezunu bir insan gelip size bir sağlık ürünü satamaz. Kesinlikle bunu yapamaz. Ben de kabul etmiyorum. Ve siz gerçekten vücudunuza ne alırsanız aslında osunuz. Ne yerseniz siz osunuz. Ve içeriğini bilmediğiniz işte bir sürü kimyasalla dolu olan bir ürünü tükettiğinizde bilemezsiniz size ne gibi etkileri olacak. Tabii. Biz şu anda normal sebze meyve bile insanlara verirken işte acaba diyoruz ki işte acaba hormonlu mu acaba GDO'lu mu falan. Değil mi? Hiç bilmediğiniz yapısı nasıl bir şey, onu bile görmediğiniz bir besini nasıl vücudunuza alabiliyorsunuz? Önce bunun sorgulamasını yapmak lazım. Evet, kesinlikle haklısınız ve çok da güzel bir açıklama yaptınız. Artı bunun yanı sıra yine profesyonel sporcular için olabilir ya da bir takım kronik rahatsızlıkları olanlar için olabilir. Bilmiyorum, tamamen afaki konuşuyorum. Az önce söylediğim gibi yine vücuda enjekte edilebilecek maalesef ve eczanelerde bulunabilecek bir takım maddelerde insanlar kilo vermek için kullanmaktalar. Evet. Ama bir diyetisyene ya da bir hekime danışmadan bunları kullanmanın ne kadar doğru olup olmadığını da emin olun bilmiyoruz. Şöyle yani... sağlıklı yoldan kilo vermenizde engel nedir? Ben geldikleri zaman bunu soruyorum. Bana benim danışanlarımdan da eskiden bu yolları denemiş, başarısız olmuş veya zamanda kilo vermiş, sonra o kiloları geri almış olan insanlar da var. Ve ben onlara hep şunu soruyorum. Neden böyle bir yola başvurdunuz? O zamanlar yani geçen sene diyelim. Geçen sene biz tanışmış olsaydık şu an o kilolar kalıcı bir şekilde gitmiş olacaktı. Daha sağlıklı olacaktınız, kan değerleriniz mükemmel olacaktı, kendinizi zinde hissedecektiniz. Neden sizi bundan alıkoyan ne oldu? Şu cevabı alıyorum. Çünkü daha kolay ulaşılabilir, daha kolay yoldan kilo verilebilir. Siz bu kiloları bir kere kolay yolda almadınız. Siz bu kiloları bir günde almadınız. Tabii canım, ben çok uğraştım. Çok emek sarf ettim bu kiloları alabilmek için. Çok sene, emeğim var yani. Belki 3 sene bu kilolar birikti. Şimdi obez biri için düşünelim. Gerçekten çok kilolu olan bir birey için düşünelim. 2 sene, 3 sene, 4 sene birikiyor bu kilolar. Evet. Ve o kiloları istiyorlar ki işte ben 10 günde şok diyet yapıp
bu kiloların işte hepsinden birden kurtulayım. Böyle bir durum yok maalesef. Evet doğru, vücut şoklanıyor. Evet. Bünye şoklanıyor. Şok oluyor evet. Şok oluyor ama olumsuz yönde. Olumsuz evet yönde. Gerçekten bunları lütfen açık açık konuşalım. Evet. Özellikle ben yaşayan biri olarak, çünkü bu hatalara ben de düştüm. Hı-hı. Ben de düştüm. Az önce konuştuğumuz gibi gerek sosyal medya üzerinden gerekse internet üzerinden almış olduğum yanlış bilgiler, yanlış diyetler, diyet reçeteleriyle birlikte... Evet. Evet, bünyemi şok ettim. Hastaneye yatabilecek duruma, kaldırılabilecek duruma kadar geldim. Doğru. Lütfen bunları anlatalım. Evet. Yaşamadan zaten... kimse bilmiyor evet. Ama yaşanmışsa da saklamayalım bunları. Bilgilendirmek insanları, siz zaten yaşamış ve deneyimlemiş biri olarak ne kadar zor, ne kadar kötü olduğunu mutlaka biliyorsunuzdur. Psikolojiniz de eminim bundan evet. Çok etkilenmiştir. Bizim amacımız insanların var olan sağlığını koruyup bunun üzerine daha sağlıklı olması için tuğlalar eklemek. Hı hı. Yani biz insanın var olan sağlığını daha da aşağıya çekemeyiz sadece kilo vermek uğruna. Ben hep danışanlarıma bunu söylüyorum. Ben bir psikolog değilim ve sana diyet yaptırırken senin psikolojini bozamam. Çünkü bunu bozarsam ben düzeltemem. Evet. Çok basit. Evet. Yani bu yüzden onları çok yoracak, onlara ekstra yük olacak bir diyet yazmaktan çekiniyorum. Hı hı. Ve böyle bir şey yapmıyorum. Ne olur? Bazen işte ne bileyim 10 kilolar, 20 kilolar veriliyor. Kalıyor işte geriye 4-5 kilo, son 4-5 kilo. Vücut duruyor. Bir evet. Ay belki hiç kilo vermiyor. Böyle durumlarda kontrollü bir şekilde fonksiyonel gıdalardan oluşmuş bir diyet planlıyoruz. Bizim anca vücudu şok ettiğimiz kısım burada geliyor. O da en fazla 2 günlük gün değil mi? Veya 3 gün ve tamamen benim kontrolümde oluyor. Ya işte böyle. Ama biz bunu bilinçsiz bir şekilde maalesef. Bir haftaya yayıyoruz. Ya da işte ne bileyim bir takım az önce de konuştuğumuz gibi farklı maddelerden de hadi maalesef. Destek alalım diyoruz. Ondan sonrası gerçekten. Evet. Sema Hanım emin olun şöyle bir durum var. Bir kere bu uzun süreli şok diyetlerde yağ yakımı yok. Ya kas kaybı ya da su kaybı su var. Ve zaten var olan yağlarınızı yakamadığınız için, çünkü bu doğru bir yol değil yaptığınız yol. Yakamıyorsunuz ve sizi şu vaatle kandırıyorlar. Yağ hücrelerini yok ediyor. Yağ hücrelerini yok edilmesi gibi bir durum zaten söz konusu değil. Bu genetik koddur. Bu küçüklükten beri artık... yerleşmiş bir sayıdır yağ hücrelerinin sayısı. Evet arttırabilirsiniz ama yok edemezsiniz. Biz o yüzden çocukluk çağındaki obeziteyi çok önemsiyoruz. Çünkü çocukluk çağında maalesef o yağ hücrelerinin sayısı yerleşiyor. Biz ancak kilo verdirerek o yağ hücrelerinin içini boşaltıyoruz. Evet. Evet peki bir de sürekli bu bilgiyle dolduruluyoruz. Su. Evet. Diyette, diyet yaparken suyun önemi. Şöyle, diyeti hızlandıran bir şey su. Hı hı. Tek başına su içerek kilo veremezsiniz. Hı hı. Ama az su içerek de diyetinizi hızlandıramazsınız. Biz günde 2,5 litre, 3 litre su öneriyoruz. Ama 4 litrenin fazlası yine böbreklere zarar verir. Bunu söylemek yeterli. Evet. Bunların dışında kilo verirken yapılan yanlışları da işte konuştuk aslında evet. Bunlar dediniz ve hepsinden önemlisi diyet ve diyetisyen hep yanlış algılanmakta. Bir diyetisyen kilo kontrolünden başka neler yapar? Neler yapar? Bir diyetisyen aslında birçok kurumda çalışabilir. Hastanelerin mutfaklarında, yemekhanelerinde çalışabilir, şirketlerin mutfaklarında çalışabilir. Hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde çalışabilir. Bunu ben de yaptım. Hastanelerin yatan hasta katında çalışabilir. Geçmişte bunu da yapmıştım ve gerçekten bu tamamen farklı bir dal aslında diyetisyenler için. Normal hastanelerde poliklinik yapabilirler. Dışarıdan hasta alımı şeklinde. Ofis açılabilir, evet ama... ofis açıldığı zaman veya normal bir hastanede çalışıldığı zaman da diyetisyen sadece kilo verdiren insan değildir. Hem kilo aldırabilir, kilo verdirebilir, bazı hastalıkların tedavisinde rol alır. Ve bu tedavide gerçekten aslında sadece beslenmeyle tedavi edilebilen hastalıklar ve örneğin tipiki diyabet gibi. Sadece beslenmeyle düzeltilebilir ve bunu sadece diyetisyen yapabilir.
Böyle şeyler de var. Maalesef bu algı çok kötü. Yani güzel bir noktaya değindiniz. Diyetisyen sadece kilo verdiren insan değildir. Değildir. Aynen evet. öyle. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için ben ve vermiş olduğunuz bu kıymetli, gerçek, doğru bilgiler için. Ben tekrar hoş ederim. Geldiniz, sefalar getirdiniz programımıza. Evet sevgili İşkolik izleyicileri, Hande Nur Çırak Beslenme ve Diyet Danışmanlık Merkezi'nden beslenme ve diyet uzmanı Sayın Hande Nur Çırak'ı ağırladık. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.